Merhaba efendim. Zaman insan şuuruyla alakalıdır. İnsan zamanı zamana taktığı bir takım anlamlarla kavrar. Gençlik zamanı, yaşlılık zamanı, ölüm zamanı, doğum zamanı, evlilik zamanı gibi. İnsan zamanı zamanın içinde vuku bulan, gerçekleşen olaylarla anlamlandırır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayının önemi anlatılırken neden Ramazan ayında oruç tutarız. Şehir Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an buyrularak. Bu hususa işaret edilir. Bu Ramazan ayı ki bu ayda Kur'an indirilmiştir. Yani Ramazan ayını mübarek kılan, değerli kılan, oruç ayı olmasına sebep olan unsurlardan bir tanesi Ramazan ayında Kur'an'ın Hz. Peygamber Efendimiz'e indirilmeye başlanmasıdır. İşte Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildiğinden dolayı Ramazan'a değer veriyoruz. Hac mevsiminde, haç ibadetini yaptığımızdan dolayı haccın yapıldığı günlere kıymet veriyoruz. O günde bayram yapıyoruz. Aynı şekilde bizim için önemli olan Hazreti Peygamber'in hayatının farklı safhaları, mesela doğumu, mesela miracı gibi zaman dilimlerinde Peygamber Efendimiz'i anlamak için onu hatırlamak için ona olan saygımızı ifade etmek için o gecelere özel önem veriyoruz. İşte bu gecelere kandil geceleri denilmiş. Peygamber Efendimizin hayatının farklı safhalarını anmak için insanların bir araya gelip ibadet ettiği, sevindiği, coşkuyla Peygamber Efendimizi hatırladığı o geceleri ve o gecelerde yapılan ibadetleri, sevinçleri bir kısım insanlar bunlar bid'attır. Bunlar dinde yoktur diye reddederken bir kısım insanlar da yalnızca Peygamber Efendimizi hatırlatan gecelerin anılmasını değil aynı zamanda böyle bir mana yoktur dinde. Yani kutsal gece diye bir kavram yoktur diyerek bütün kutsal geceleri Kadir Gecesi dahil reddetmektedirler. Farklı Gerekçeler ortaya konsa da bu gerekçeler aslında iki temel hususa indirilebilir. Bunlardan bir tanesi dinin profanlaştırılması, dünyevileştirilmesi. Özellikle de 19. yüzyılda başlayan modernleşme süreciyle birlikte modernleşme sürecinde ortaya çıkan de modernistlik, İslamcılık, selefilik, yeni selefilik gibi akımların hepsinde ortak özelliklerdir yeniden dini reform etme, yeniden şekillendirme, biçimlendirme sürecinde halk İslam'ından kopma, bunun için de halk değer verdiği hususlara değer vermeme, onları iteleme. Kimisi onları cahil diye iteliyor. Kimisi işte cahiliye toplumu diye iteliyor. Kendisine siyasi açıdan destek vermediğinden dolayı. Kimisi de işte bid'at toplumu, bid'at ve hurafelere boğulmuş insanlar diye iteliyor. Ama muhakkak halkı iteleme, onların anlayışını, onların geleneksel dini inançlarını hafife alma. Şimdi diyeceksiniz ki halkın geleneksel dini inançları içerisinde yani yanlışlar yok mu? Tabii ki çok sayıda yanlışın, bid'atın, hurafenin girdiği çok açık, çok aşikar. Yani özellikle de bir takım işte kutsal gecelerde halkın yanlış uygulamaları. Mesela dindarlığı yalnızca bu gecelere hasetmesi bu gecelerde bir takım özel namazlar icat etmesi, bu gecelerde işte cami ziyaretleri yaparak şekilsel itibariyle şekilsel açıdan bu gecelere itibar ediyor gibi gözükme ama gecenin manasına, muhtevasına uygun ibadetleri ihmal etme. Tüm bunlar halkın yaptığı, yapılan, uygulamada var olan yanlışlıkla bu yanlışlıkları ıslah etme, bu yanlışlıkları konusunda insanları uyarma, insanlarda var olan zaten kutsala saygı duygusunu koruyarak, muhafaza ederek onları doğruya yönlendirme varken tamamen İnsanların hayatından kutsalı çıkarmak için, modernistler özellikle, kutsalı çıkarmak için tüm kutsal ibadet formlarına karşı çıkma, mesela salavata karşı çıkma, mesela peygamberin şefaatine karşı çıkma, mesela mucizelere karşı çıkma, yani her şeyi aklileştirme, her şeyi tabiileştirme, her şeyi bilimsel bir perspektife indirgeme, bilimin verilerine indirgeme kutsallığı, aşkınlığı, metafiziği reddetme. İşte bunlar temel temayüller. Bir şey daha var. Hem bazı seleflerde var olan hem de modern zamanlarda ortaya çıkan tüm akımların ortak özelliklerinden bir tanesi peygamber karşıtlığı. Peygambere karşı olma. Yani peygambere karşı olma dediğiniz zaman insanlar anlamakta, idrak etmekte zorlanıyorlar. Fakat peygamberi kendine rakip gibi görme. Mesela ben aydınlanmış bir akla sahibim, zekiyim, profesörüm. Ben artık her konuda hüküm verebilirim. Peygamberin sözleriyle benim hayatımı, iştihat alanımı, tasarruf alanımı sınırlama. Benim karşıma peygamberi çıkarma gibi peygambere karşı zımden bir düşmanlık besleme. Aslında peygamberi alma geceleri yani Efendimizin ve Vesselam doğum günü, miracı ve benzeri gecelerin Özellikle seçilerek onlara düşmanlık yapılmasının arkasında bu psikolojinin yattığını da unutmamak lazım. Şimdi diyeceksiniz ki Selefiler Hz. Peygamber'e karşı saygı gösteriyorlar. Yani hadislerine saygı gösteriyorlar. Hadisleri kabul ediyorlar. Hatta hadislerin dışında hiçbir şey kabul etmiyor. Daha sonraki fakihlerin görüşlerine itibar etmiyor. Hadis varsa benim mezhebimdir, dinimdir diye bakıyor. Evet, hadislere itibar ediyorlar fakat peygamberin zatına itibar etmiyorlar hadise itibar etmek Peygamber Efendimiz'e bağlılığın bir göstergesi, bir elle tutulur, gözle görünür, müşahhas bir delili. Fakat Peygamber'e düşman olmak bambaşka bir şey. Mesela harciler, Kur'an'ı kabul ediyorlar. Mesela Müseylümetül Kezzab'ı takip eden, o coğrafyadaki bedeviler, Peygamber Efendimiz'e karşılar, onun nüvvetine karşılar fakat Kur'an'ı kabul ediyorlar. Ondan sonra ortaya çıkan hariciler Kur'an'ı, sünneti kabul ediyorlar fakat peygambere karşı, peygamberin zatına karşı, peygamberin aile fertlerine karşı, peygamberin ehli karşı, peygamberin yakın sahabilerine karşı. Aslında peygamber karşıtlığını o kadar basite almamak lazım. Açıkça ifade edilmese bile tüm bu akımların yani kandillere karşı olmanın, peygamberi anan, anmayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı zikretmeyi bizim için mümkün kılan, mesela ona salavat getirmek, ona değer vermek, onu anmak, onu hatırlamak, onun hayatını okumak, onun hayatına değer vermek, onun hayatında önemli olan şeylere bizim de değer vermemiz. Onu bir peygamber olarak, bir insan olarak örnek almak. Bunlar aslında işte modernist dediğimiz, yeni selefilik dediğimiz, İslamcılık dediğimiz akımların tam karşı oldukları şeyler. Peygamber Efendimizin bir insan olarak onun sözlerinden, uygulamalarının yani şer'i ahkamın örnek alınması selefler tarafından, İslamcılar tarafından fakat peygamberin ahlaki yönünün, manevi yönünün örnek alınmaması, peygamberin zatına değer verilmemesi, onun ibadetlerine, onun manevi hayatına değer yani peygamberin şahs manevisine değer verilmemesi, hakikati ahmediye dediğimiz peygamberlik hakikatini ihmal etme. Buna daha çok selef sufiler değer vermişler tarih içerisinde Bu çok önemli fakat işte sufilerde de zaman zaman aşırılıklar, abartılar olmuş. Bunların bir dengesini bulmak, bir orta yolunu yani istikametli olan bulmak gerekiyor. İşte kandil geceleri dediğimiz zaman bazıları ifade ettiğim gibi bazı bugün yaşayan modernistler tamamen Kur'an'da kandil mi var deyip karşı çıkıyorlar. Evet Kur'an-ı Kerim'de kandil var. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben inna yani biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Yani Kadir Gecesi'nin isim olması yani böyle bu aslında bir nitelik. Yani Kadri Yüce bir gecede indirdik. Kadri Yüce bir gecede kadri yüce, değeri yüksek bir peygambere, değeri çok kıymetli olan bir kitabı indirdik. Peygamber de çok değerli, o gece de çok değerli, o indirilen kitap da çok değerli. Kitabı getiren, vahyi getiren Hazreti Cibril de çok değerli. Onun için Leyletül Kadir. Kadri yani değeri yüksek gece diye o gece anılmıştı gördüğünüz gibi. Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net bir şekilde Kadir Suresi'nde kandil geceleri yani gecelerin mübarek olması mefhumu var. Leytül kadri hayrun min elfi şehr. Bin aydan. 83 sene küsür. 83 seneden daha fazla. Bir zaman diliminden daha hayırlı. Baktığınız zaman demek ki bazı geceler var ki Kadir geceleri bunlardan bir tanesi Allah katında bir insanın bir ömürde yapacağı tüm ibadetlerden çok daha hayırlı olabiliyor. Bu hayır neyle alakalıdır? o hayır, o gecede yapılan tüm ibadetlerin 83 yılda yapılan ibadetlere denk gelmesiyle alakalıdır. Bu şekilde yorumlanmıştır. Yani bu gecede siz dua ettiğiniz zaman, zikrettiğiniz zaman sanki bir ömür boyu dua etmiş, zikretmiş gibi olursunuz. Burada bir şey var, rasyonelten kopuş var. Yani bir düzensizlik var, bir ahenksizlik var. Verilenle yapılan arasında bir fark var. Evet, yani bir insanın bir anda tüm diğer insanların hayatı boyunca kazanacağı ikramı, fazileti, erdemi kazanması bakışta ve işte modernist dediğimiz, rasyonelist dediğimiz İslamcıların zihninin algılayamadığı bir şey. Ama unutmayın, din Allah'ın dini. Allah istediğine istediği kadar verir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde Diğer ümmetlerle İslam ümmetini anlatırken bir zat, bir büyük zat yanına çalıştırmak için insanları alır. Çalıştırmak istediği insanlara sabahleyin başlar insanlar, akşama kadar çalışırlar. Onlara akşam olduğu zaman size bir altın vereceğim diye vaatte bulunur. E, hakikaten onlar akşam olduğunda bir altın verir. Bazılarını öğlen işe alır, akşama kadar çalışır. Onlar da bir altın vaadinde bulunur. İkindi işine işe aldığı ve bir altın vaat edeceği insanlar olur. Onlara da akşam hepsine birer altın verir. Ama kimisi 8 saat çalışmıştır, kimisi 4 saat, kimisi de 2 saat çalışmıştır. Diğerleri itiraz ederler. Niye bu 2 saat çalışana da bir altın verdin diye. Onlara denilir ki size vaat ettiğim altını verdim mi verdim. O zaman herhangi birisine, insanların arasından birine ya da bir gruba özel iltifatta bulunmuş olmam bana ait bir şey. Buna karar verecek olan benim siz karışamazsınız da. İşte Peygamber Efendi'nin İslam ümmetinin diğer ümmetlerden farkının ikindi vaktinde geldiği, çok az bir zaman diliminde dünyada kaldığı halde diğerlerinin aldığı ücreti yani cenneti kazandıklarını bu şekilde anlatır. Allah dilediğine dilediğini verir. Allah peygamberlerin kimlerin içinden peygamberleri seçeceğini Allah karar verir. Siz karar veremezsiniz. Ben daha faziletliydim, daha erdemliydim. Aslında benim seçilmem gerekirdi diyemezsiniz. Kadir Gecesi'nde ya da diğer gecelerde insanlara bir takım ikramların yapılması, adeta sultanların kendi bir takım özel manalar yükledikleri gecelerde, günlerde halkına, tebaasına, hediyeler dağıtmasına benzer. Kim daha şevkli, iştiyaklı, yönelir, teveccüh ederse o gecelerde insanların çalışmalarının ötesinde insanların manevi isteklerine, taleplerine, o konudaki Allah'a teveccühlerine uygun bir hediyeyi Allah Teala o insanlara sunar, ikram eder. Bu da Cenab-ı Hakk'ın fazlıdır, cömertliğidir, ikramıdır. Diğer insanların içerisinden bazı insanlar, onların kalplerine bakarak, onların duygularına, duygu yoğunluklarına bakarak seçmiş olması onun bir tercih tercihidir. Biz ona asla karışamayız. Ve i̇şte Kadir Gecesi ve benzeri gecelerde ki mana yani Allah Teala bazı gecelere takım manalar yüklemiş. İnna enzelnahu fi leyletin mübarek ediyor Kerim. Biz o Kur'anı mübarek bir gecede indirdik. Demek ki gecelerin mübarek olanları var. Kur'an'ın indirildiği gece mübarek bir gece. İster bu Kadir Gecesi olsun, ister Berat Gecesi olsun bu gecenin mübarek olduğunu, yani gecelerin içerisinde bazılarının mübarek olduğunu Kur'an bize haber veriyor. Adam ben Kur'ancıyım diyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de kutsal gece yoktur diyor. Adam ben Kur'ancıyım diyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de kutsal gece yalnızca Kur'an'ın indirildiği gecedir. Yani Hz. Muhammed'e Kur'an indirildi. O gece bitti. Peygamber'e indirildiği anda vardı o mübareklik, o bin yıllık fazilet Erdem ondan sonra çıktı gitti. Artık bitti o. Yani tekrarlamaz diyor kendisi. İşte bak sözü söyleyen insanlar Kur'an üzerine konuşan, tefsir profesörü diye kendilerini tanıtan insanlar. Bir tefsir profesörü, bir işte Kur'an-ı Kerim'in değerine inandığı için her şey Kur'an'da, Kur'an'dan başka ne arıyorsunuz, Kur'an size yetmiyor mu diye kükreyen insanlara bakıyorsun. Kur'an'ın açık hükümlerine, tarihin belli bir döneminde olup bitmiş hadiselere indirgeme, Kur'an-ı Kerim'i tarihin belli bir dönemine hapsetmeye çalışıyor. İnna enzelna fi leyletin mübarek. Biz o Kur'an'ı mübarek bir gece, o gece zaten mübarek ki o geceyi Allah seçmiş. O gece bir daha mübareklik değer kazanıyor Kur'an'ın kendisinin o gecede indirilmesinden dolayı. İnna kunna munzirin. Biz insanları işte böyle korkutur. Yani insanları uyarır, insanlara ihtarlarda bulunuruz. Kur'an'ın özelliği bu insanları uyarması, insanların hayatını düzenlemesi. Fiha o gecede. Yani o mübarek gecede Kur'an'ın indirildiği o mübarek gecede. Kadir gecesinde ya da Berat gecesinde hangi manayı verirsek verelim. Bazıları Berat gecesi demişler. Tabiin tefsircilerinden bazılarının o geceyi Berat gecesi demiş olması, Berat gecesi diye bir gecenin böyle bir mefhumun aslında olduğunu ve insanların bunun farkında olduğunu da aslında göstermiş oluyor. Ve Berat gecesinde ya da Kadir gecesinde fiha o gecede, mübarek gecede yufraku külli emrin hakim, her değerli iş birbirinden tefrik edilir. İnsanların ömürleri, rızıkları, tefsir farklı olsa da ve o gecede Fiili, muzarik kalıbıyla, yani şimdiki zaman ve gelecek zaman kastedilerek, geniş zaman ifadesiyle fiha yufragu kulli emrin hakim, değerli her iş o gecede birbirinden tefrik edilir. Hakla batıl birbirinden ayrılır. Vahiy ile vahiy karşıtı hareketler o gecede birbirinden ayrılır. O gecede rızıklar birbirinden ayrılır. Her şey değerli, kıymetli, insanlar nezdinde Allah katında değerli olan her şey bu gecede birbirinden tefrik edilir. Tefrik o gecede gerçekleşir bitmiş olmuş, bitmiş olsaydı geçmiş zaman ifadesi kullanılması gerekirdi. Nitekim Kur'ancı diye kendisini ifade eden bazı meal yazarları buna meal verirken geçmiş zaman kipiyle anlam verirler. Yani zamanın belli bir dilimine o geceyi sıkıştırmak için. O gecede, Kur'an'ın indirildiği gecede her şey birbirinden değerli olan, her şey birbirinden ayrıldı manasını verirler. Öyle olsaydı Kur'an orada geçmiş zaman kipi kullanılırdı. Orada da tahrif yaparak Kur'an'ı belli bir zaman dilimine hasetme, sınırlamayı tercih ediyor. İşte bu anlayışlar yani Kur'an'ı sınırlama, dini profanlaştırma, dini kutsaldan arındırma anlayışları iddia ediyorlar ki Kur'an'da böyle bir kutsal gece mefhumu, Kur'an-ı Kerim leyle Mübarek eden bahsediyor. Kadir gecesinden bahsediyor. Bunlar çok açık Kur'an ayetleri. Kur'an-ı Kerim gecelerin, zaman dilimlerin nasıl değerlendiğini anlatırken şehr Ramazan, Ramadan, ellezünzile fihil Kur'an ifadesiyle Ramazan ayının Kur'an o gecede indiğinden dolayı değer kazandığını, değerlendirildiğini ifade ediyor. Yani Allah Teala Kur'an'ı indirmekle bazı olayları belli bazı zaman dilimlerine takmakla o zaman dilimlerine bir değer vermiş oluyor. Bizim o zaman dilimine, o ana verdiğimiz değer, saygı gösterdiğimiz saygı aslında o gecede gerçekleşen hakikate yani Kadir gecesine saygı, beraata saygı, Kur'an'ın indirilişine saygı, Kur'an'a saygı, Ramazan'a saygı aslında Kur'an'a saygı, Kur'an'a saygı yani Allah'a saygı. Şimdi Allah'a saygı ifade eden, Allah'a saygı, Kur'an'a saygı ifade eden bir gecede yapılan ibadetleri, o gecede insanların sevinmesini, o geceyi aramasını, o geceye değer vermesini, o geceye bir mana, anlam yüklemesini, o gece dualarını yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesini adamlar kalkıyorlar. Dinde böyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz diye. Kendi din anlayışlarını, dine bakışlarını, dini hayatın içinden çekme, zamanı profanlaştırma, zamanı dini motiflerinden arındırma için böyle bir mantığı, böyle bir yaklaşımı, yani siz dini bozuyorsunuz yaklaşımını tercih ediyorlar ki hak gözüküp, hakkı söylüyormuş gibi gözüküp, hakikati ifade ediyormuş gibi gözüküp bir yandan da kendi sapkın, batıl düşüncelerini, fikirlerini insanlara telkin etmeye, insanlara ifade etmeye çalışıyorlar. Tabii ki insanın her gece Kur'an'a değer vermesi gerekir. Yalnızca bir gece değil, bazı İslamcı yazarlar mesela böyle ifade ediyorlar. Biz diyorlar, işte Kur'an'ı belli bir geceye okumayı, belli bir geceye hasretmeyelim. Allah'ı anmayı, peygamberi anmayı belli bir geceye, beş geceye indirmeyelim. Hayatın her anında, gecenin her diliminde, her gece Kur'an'ı okuyalım, Kur'an'a saygı duyalım, peygamberi sevelim, peygamber efendimize saygı duyalım. Gibi ifadeler kullanıyorlar. Aslında burada da ilk bakışta haklıymış gibi gözükse de şöyle bir yaklaşım var. Yani de demek istiyorlar ki bu gecelerde özel önem vermeyin bu gecelere. Bu gecelere bir kıymet vermeyin. Bu gecelerde oturun oturduğunuz yerde. Hiçbir şekilde asla bu gecelere özel manalar yüklemeyin. Hiçbir şey yapmayın. Yani insanlar bir şey yapıyor onu da insanların elinden almaya çalışıyor. İnsanlar cuma namazına gidiyor, işte cuma namazına gitme. İnsanlar işte belli zaman dilimlerinde, can, ona gitme, onu yapma. Neden? Şundan dolayı. Eğer bir gerekçe sizi ibadetten alıkoyuyorsa, eğer bir gerekçe, herhangi bir gerekçe, sizi işte yapa geldiğiniz iyilikten, hayırdan, namazdan, dinin övdüğü, metü sena ettiği ibadetlerden, iyiliklerden alıkoyuyorsa, bu, gerekçe her ne kadar hak görünümlü olsa da aslında batıldır, şeytanidir, şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Şeytanın sağdan yaklaşması gibi bazı İslamcı yazarlar, bazı Selefi, aşırı Selefi, yeni Selefi diyelim yani. Çünkü geçmiş Selef alimlerinde, Selef'te böyle bu tür düşünceler yok. Akımlar, fikirler, yazarlar, modernistler insanların yapa geldiği ibadetlerden alıkoymaya çalışıyorlar. Halbuki denilmiştir ki mâ yudeki kulluhu la yutrek kulluhu. Bir şeyin hepsini elde edemezseniz hepsini terk etmek de caiz değildir. Bir bahçeye girdiniz, gül bahçesi. İstediğiniz kadar gülü buradan toplayabilirsiniz. Size 15 dakika veriyorum denildiği zaman ben bu bahçedeki tüm gülleri toplamaya gücüm yetmez. Onun için hiçbir şey toplamaya girişmeyeyim denmez. Toplayabildiğiniz kadar toplamaya çalışırsınız. Yani bir şey bütünüyle elde edilmediği zaman bütünüyle terk edilmez. Tüm geceleri, gecelerin, günlerin her anını İslam'a, Kur'an'a uygun şekilde değerlendirsek ne kadar güzel. Ama bunları yapamıyoruz diye insanların yaptığı, değer verdiği geceleri de sıfıra indirmek, bunları değersizleştirmek burada iyi niyet aramamak lazım. Burada başka bir takım tezahürler var. Başka bir takım düşüncelerin, şuur altı takım dürtülerin, yani peygamber karşıttığı gibi, maneviyata karşı olma gibi, dine karşı olma gibi. Fakat ifade edemiyor adam. Yani kendisi hasbel kadar istemediği halde, belki arzu etmediği halde din eğitimi almak zorunda kalmış, küçükken hafızlık yapmak zorunda kalmış. Bundan dolayı işte Kur'an'la, Kur'an ilimlerle meşgul olmuş. Bunu hayatı boyunca bir yük olarak görmüş. Yani bundan utanmış, bunu işte e, ifade etmek, bunu sevmiyor yani, bundan hoşlanmıyor. Bu hoşnutsuzluğunu da bu şekilde ifade ediyor. Karşı olma bir şekilde dini göstergesi, dindarlık ifade eden yaklaşımlara karşı olma. İnsanları dinden uzaklaştırmak için, kendi pozisyonunu, kendi haleti, ruhyesini kullanma aslında. Orada farkına varmadan insanı etkileyen şey şuur altı mütesavatı. Ya da bazıları diyelim ki kötü alışkanlıkları var, bir takım pislikler yapıyorlar, ahlaksızlıklar yapıyorlar. Bunlara alışmışlar. Tabii meleklerin bunları görmesine, Allah katında bu yaptıklarından dolayı hesaba çekilmesine istemiyor, arzu etmiyor. Onun için de dindarlığı kendi aklının algıladığı çerçeveye indirmek zorunda. Buna indirmek için, buna indirgemek için, istismar ediyor, tahrif ediyor, bir takım uygulamaları reddediyor, inkar ediyor. öbür taraftan tam aksi istikamette yapanlar, abartan, uydurma rivayetlerle olmayan şeyler varmış gibi insanların zihinlerine bir takım fikirleri atmaya çalışanlar var. Her şeyin en kötü tarafını alarak mesela Regaib Kandili Peygamber Efendimizin anne karnına düştüğü gece. Böyle bir yorumu Sufiler keşfen yapmış olabilir. Bu dini açıdan bir şey ifade, hiçbir şey ifade etmez. Ama sanki Müslümanlar yalnızca Regaib Kandili'ne, yalnızca diğer kandil gecelerine bundan dolayı mana yüklüyorlarmış gibi burada kendileri çok ahlaklı, ahlakçı, büyük işte ahlak konusunda hamiyeti olan insanlarmış gibi atıp tutuyorlar. Derden biliyorsun, kim bilir şeklinde. Yani bu bir keşifle bir sufinin söylediği, birkaç sufinin söylediği bir şey bu onları ilgilendirir. Onların keşfi, herkesin keşfi kendini ilgilendirir. Hiçbir şekilde dini açılan bir delil olmaz, hüküm ifade etmez. Ve Regaib kandili dediğimiz kandil nedir? Regaib kandili işte üç ayların ilk cuma gecesi. İlk cuma gecesi her zaman değişir. Bazen işte beşinci gün olur, bazen altıncı gün olur, bazen birinci gün olur. Yani bu değişkenlik bile böyle bir şeyin olmadığını, olamayacağını yani aslında gösterir. Cuma'ya hürmet etme, Cuma gecesine değer verme, Recep'e, Şaban'a değer verme ve bunu Ramazan'a değer verdiğimizden dolayı değer verme. Ramazan'a hazırlık manası değer verme. Üç aylık, üç aylar şeklinde bir mefhum. Evet dinde yok ama Peygamber Efendimiz'in Recep ayında, Şaban ayında, Şaban ve Recep aylarında Ramazan'a hazırlık düşüncesiyle yaptığı ibadetler, oruçlarını artırması, her ne kadar Şaban'ın 15'inden sonra oruç tutmamayı Ramazanı tazimen istese de Peygamber Efendimiz bu aylarda bir hazırlık içerisine girmiş olması aslında bu aylara bir değer verdiğini bize göstermiş oluyor. İşte bu ayların ilk cuma gecesinde bir işte insanlar Ramazana yakınlaşıyoruz düşüncesiyle cuma gecesi de olmasından dolayı bir mana yüklemişler. Oraya bir değer vermişler. Burada ibadet edelim. Allah'a dua edelim. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eder şeklinde bir yaklaşım ortaya koymuşlar. Yani Ramazan'ı beklemek için, Ramazan Kur'an ayı, Kur'an'a değer vermek için dolaylı bir hazırlık bu. Bundan dolayı buna karşı çıkmak, buna karşı çıkarken de böyle ahlaksızca bir takım insanları zihinlerini kirletecek düşüncelerle, benzetmelerle ahlaksızlık yaparak ahlak kahramanı gibi gözükmeye çalışıyorlar. İnsan utanır ama maalesef utanmazca bunu dile dolayıp bunun üzerinden güya işte kendilerini bir ahlak kahramanı olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumunun insanlar tarafından kutlanması böyle bir şey yok. Mevlid Kandili diye ifade ediyor. Halbuki unutmayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam pazartesi günü oruç tutma hakkında sorulduğu zaman peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş ki ben o gün doğdum. Bana vahiy o gün indirildi. O gün peygamberlik bana verildi. Peygamber Efendimizin bu sözü Peygamber Efendimiz'in sahih kaynaklarda geçen bu sözü aslında o geceye değer vermek gerektiğini gösteriyor. Yani o gece, o gün, oruç tutun. O günü yakalamaya çalışın. Hangi gece olduğunu tam tespit etme imkanı çok zor. 12 mi? 8 mi? Yani 12 Rebül evvel mi? 8 Rebül evvel mi? Ya da başka tarihler de olabilir. İhtimal dahilinde. Fakat ekseriyet 12 Rebül evvel demiş. Ama bu geceler birebir mesela Kadir Gecesi gibi ya da işte bayram gecesi gibi ya da bayram namazı gibi birebir olması gereken geceler değil. Bu geceler yani Peygamber Efendimiz'in miraca çıkmasını kutladığımız miraç gecesi, Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutladığımız kutlu doğum gecesi aslında bunlar anmadır, hatırlamadır. Siz bunu 8'inde hatırlarsınız, 12'sinde hatırlarsınız. Fark etmez. O fark eden şey bunu toplu olarak insanlar aynı günde, hatırlar, tesid ederse birbirine yardım eder. Sadaka verir, infakta bulunur. Tarih boyunca böyle olmuş. İnsanlar bu gecelerde Peygamber Efendimiz'in doğumuna tebrik etmek için, Peygamber Efendimiz'in doğumunda, doğumuyla insanlığın kurtuluşa erdiğini ifade için kölelerini azal etmişler. Peygamber Efendimiz'in doğum günlerinde birbirlerine hediyeler vermişler. Sevinmişler yani. Diğer insanlara yardım etmişler. Bu insanın o gece yani peygambere verdiği değeri gösterir. Yalnızca peygamberi anmayı ifade eder. En nebiyyu evla bil mü'minne min enfusihim diyor. Nebi, peygamber müminlere kendi nefislerinden, canlarından daha yakındır. Kendi çocuğunuzun doğum gününü anıyorsunuz. Hanımınızın doğum gününü anıyorsunuz. Hatta selefler, işte vahabiler, Krallarının doğum günlerini anıyorlar fakat peygamberin doğum gününe gelince bu bidattır diyorlar. Bir anda böyle gelen. Ne demek yani bu? Peygamber karşıtlığı değil mi bu yani? Halbuki Kur'an-ı Kerim diyor ki Nebi peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Allah burnunu sürtsün diyor peygamber efendim. Benim adım anıldığı halde adıma saygı göstermeyen, benim adım anıldığı halde bana selam göndermeyenin Allah burnunu sürtsün. Peygamberin adı anıldığı zaman peygambere aleyhissalatü vesselam saygı ifade eden bir şeyler söylemek, onun için dua etmeyi Peygamber Efendimiz kendisi bizatihi teşvik etmiş. O zaman Peygamber Efendimiz'in doğumunu anma, miracını anma ki bunlar çok önemli hadiseler. Bu geceleri nasıl bit'at diye, yani bunları da yapılan sevinci, bu gecelerde ortaya konulan süruru, bu gecelere duyulan saygıyı nasıl bit'at diye ifade edebilirsiniz ki? Nasıl bunun bid'at olduğunu söyleyebilirsiniz ki? Kur'an-ı Kerim, El yevme tu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve raditu lekum dinan buyurmuş. Yani işte bugün, bugün Arafat gününde, haçta, veda haçında bu ayet-i kerime indirilmiş. Veda haçında. İşte bugün ben size dini tamamladım. Yani dinin temel ilkelerini tamamladım. Ben size nimetlerimi itmam ettim. Dini ikmal ettim mükemmelleştirdim. Nimetlerimi size verdiğim nimetlerin de hidayet nimeti gibi, işte Mekke fethi nimeti gibi bunları da tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Bu ayet-i kerime dinin tamamlandığını gösterir. Siz yeni bir şey ekleyerek bu dindendir diyerek aslında bir aç çıkarmış oluyorsunuz. Halbuki bu ayet-i kerime veda haccında nazil olmuş. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra onlarca ayet-i kerime indirilmiş Peygamber Efendimiz'e. Bir sürü ahkam gelmiş. Efendimiz bir bir sürü şey söylemiş. Yani yaklaşık on ay civarında, yaklaşık bir seneye yakın daha yaşamış Peygamber Efendimiz ve başka vahiyler gelmiş, başka hükümler beyan etmiş. Peki ne demek yani dini tamamladım? Dini tamamladım demek temel esasları itibariyle, kayıt esasları itibariyle, usulü din itibariyle dinin tamamlandığını göstermiş olur. Bid'at yani sonradan ortaya çıkan şeyler lanetlenmiştir. İslam bunu yasaklamıştır. Tabii ki yasaklamıştır. İbadetlerde bid'at ortaya çıkartamazsınız. Yani namaz beş vakit, altıncı bir vakit ekleyemezsiniz. Ama bir takım uygulamalar yani zaten dinin teşvik ettiği uygulamaları yaparsınız. Mesela namaz kılmayı, Peygamber Efendimiz nafile namaz teşvik etmiş. Siz bunu artırabilirsiniz. Bu dini artırmak olmaz. Zaten dinin teşvik ettiği bir şey. Mesela Peygamber Efendimiz çok salavat getirmeyi teşvik etmiş. Siz de Peygamberimizin doğum gecesinde ben işte 10 bin tane salavat getireyim dersiniz. Bu dini artırmak olmaz. Çünkü zaten Efendimiz Aleyhisselam kendisine salavat getirilmesini teşvik etmiş. Yani bunu emretmiş. Emredilen bir şeyi dini artırmak olarak göremezsiniz. Ayrıca yapılan şeyde Müslümanların maslahatı varsa, yani fayda varsa Müslümanlar açısından, bu takım uygulamalar dini alanda da olsa, ibadetler alanda da olsa, tarih boyunca yapılmış, insanlar bunu bidat olarak görmemişler. Mesela minarelerin inşa edilmesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir Mustafa ile toplanıp çoğaltılması ve insanlara dağıtılması. Mesela Cuma namazlarında bir ezan okunurken insanlar Cuma yetişemiyor diye ikinci bir ezan dış ezanın Hazreti Osman döneminde eklenmesi. Bunları insanlar biz olarak telakki etmemişler. Ve bunlar kolaylaştıran şeyler. Mesela camilere diyelim ki halı konması, kilimler konması. Yani bugün bunlar bidattır. Peygamber zamanında camilerde halı, kilim yoktu. Peygamber zamanında çatal, bıçak yoktu. Ben elimle yiyeyim yani. Bunlar söyleyemezsiniz. İslam temizliği emretmiş. İslam nezahete emretmiş. Peygamber Efendimiz temiz olanı her zaman bize tavsiye etmiş ve bunu araştırmış. Onun için bu tür meselelerde yani dinin emrettiği, Müslümanların maslahatı olan, makasıt itibariyle, gaye itibariyle gerçekleştirdiği gaye açısından bakıldığı zaman Müslümanların ve dindarlığın lehine olan şeylerde bunlar bid'attı, bunlar sonradan ortaya çıkmıştır diye karşı çıkamazsınız. Çünkü bu belli bir döneme, belli tarihin belli bir dar bir dönemine ve belli bir kültüre dini hapsetmek olur. Din yalnızca Araplara gelmiş değil, din evrensel. Herkes için, tüm insanlar için, kıyamete kadar ve dinin koyduğu ilkeler var, prensipler var. Bu prensiplere uygun bir şekilde dinin teşvik ettiği şeyleri Müslümanların maslahatı olan, kesin, kat'i maslahat olan, dinin temel gerçekleştirmeyi istediği, arzu ettiği, gayeleri gerçekleştirmeye vasıta olan, vesile olan şeyleri yaparsınız. Yani bu asla bidat diye engellenemez. Bunu bidat diye engellemek şeytanın sağdan yaklaşması gibi bir şey. İnsanları hayırdan alıkoyma, insanları iyilikten alıkoyma, insanları güzel şeyleri yapmaktan alıkoymak için şeytani bir şey. Yani bana uyun. Ben her şeyi belirlerim. De sizin hep hepiniz cahilsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz şeklinde bir üstten bakış, üstten bakış, kibirli bir bakış. Hatta peygambere, peygamberi anmaya da üstten kibirli bir bakışla peygamberi hayatın dışına çıkarmayı hedefleyen bir yaklaşım, bu tür yaklaşımlar. Evet, bu konularda tabii çok söylenecek söz var. Çok birikmiş problemler var. Bu açıdan bakıldığı zaman yani bu konular bir konuşmayla sınırlandırmak çok zor. Ama genel bir perspektif olarak bu meseleyi ifade ettim. Çünkü şunu da unutmayalım. Kadir gecesi de olsa, Berat gecesi de olsa, Mevlid kandili de olsa bunlar bizatihi bir ibadet değildir içindeki mana itibariyle, içindeki o zamanın içine yerleştirdiğimiz manalar itibariyle bir kıymet ifade eder. Bu gecelere içerse ne yerleştirmemiz lazım? Dinin teşvik ettiği şeyler, yani Kur'an okuma, mesela kaza namazlarımızı kılma, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gecede bağışlanma dileği bu gecelerde, bağışlanma dileğinde bulunmayı Hazreti Ayşe Validemize tavsiye etmiş etmiş. Çok istiğfar etme, çok dua etme. Süfyan Sevri Kadir Gecesi'nde, mübarek gecelerde daha çok dua etmeyi tercih ettiğini ifade etmiş. Bu açıdan meseleye bakma, yoğunlaşma, yani bu gecenin önemi ne? Bu gecenin önemi, manevi bir önemi var. Senin o geceye verdiğin değerle alakalı. Peygamber Efendimiz o geceye değer verdiği için, Kadir Gecesi'ne değer verdiği için, Ramazan'ın ilk 10 gününde Kadir Gecesi'ni aramak düşüncesiyle itikaf yapıyor. Yani her şeyi bırakıp mescidin içerisinde yalnızca ibadetle meşgul oluyor. Daha sonra Allah Teala Cibril vasıtasıyla orada olmadığını Kadir Gecesi'ni bildirince sonra son 20 geceyi Efendimiz itikafla geçiriyor. Son 10 gece olduğu Efendimiz'e bildirilince daha sonraki yılda Peygamber son 10 gecede Kadir Gecesi'ni arıyor ve ümmetine insanlara Kadir Gecesi'ni son 10 günde arayın. Bir başka hadiste son 10 günün tekli gecelerinde arayın buyuruyor. Bir başka hadiste de Peygamber Efendimiz 27. gecesinde arayan, aramak isteyen 27. gecesinde arasın buyuruyor. 27. gecesinde arasın buyuruyor. Peki yani demek ki arayın. Esas istenen aranması, yoğunlaşılması o gecede Kadir Gecesi ise o geceyi arama. Diğer gecelerse peygamberi anma geceleri ise o gecelerde de o gecelerin içerisinde yerleştirilmiş olan peygamber sevgisini, muhabbeti arama. Gecenin bütününde değil belki ama gecenin bir anında o yoğunluk insanların hep beraber dua etmesi, teveccüh etmesi, toplu yapılan ibadetlerin insanların şuuru üzerinde etkisi var, olumlu etkisi var. Ondan da istifade ederek o gecenin belli bir anında affı arama, peygamber sevgisini arama. Çünkü peygamberimiz beni sevene Allah Teala cennette benimle beraber kılar buyurmuş. Onun için peygamberi aramak için o gecelere ehemmiyet verme, o gecelerin içerisinde o anı yakalamaya çalışma. İşte bunlar dinin teşvik ettiği, yapılmasını emrettiği temel gayelere yardım eden unsurlar yardımcı unsurlardır. Yani bizatihi bu geceler hatta şöyle diyelim yani burada insanlar hani meseleyi anlaması açısından biraz mübalağalı bir şey de ifade edeyim. Mesela namaz kılıyoruz. Namaz yani bizatihi işte öğlen namazının farzını kılıyoruz. Bizatihi o namazı kılmak her şeydir. Namazın içindeki mana bir şey ifade etmez deyip yalnızca şekle indirdiğiniz ama o namazın bir faydasını göremezsiniz. Yani ibadet, ibadeti emredildiği şekilde yapsanız bile orada bir şuur yoksa, yöneliş yoksa, başka bir takım kötü niyetler varsa yine onun sevabını alamazsınız. Aynen bunun gibi. Bu gecelerde de insanlar kötü şeyler yaparlarsa, yanlış şeyler yaparlarsa, yapılmaması gereken, bid'at olan bir takım davranışları tercih edin. Bu zaten yani do peygamberimizin sünnetinde sabit olan ibadetleri yaptığımız zaman da yaparken gerçekleştiği zaman da bu zaten reddedilmiştir, merduttur, kötü görülmüştür. Onun için buna bağlayarak yani o gecelerde yapılan bid'atlara bağlayarak bu gecelerin bid'at olduğunu, bunları aramanın bid'at olduğunu asla söyleyemeyiz. Esas olan bu gecelere hürmet etmek. Allah'ın değer verdiğine değer vermek. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye gelmiş. Efendimiz Medine'ye geldiği zaman Buhar'da ve Müslim'de geçen bir rivayet bu. Yahudilerin, Medine'deki Yahudilerin oruç tuttuğunu görmüş. Muharrem'in onu, Peygamber Efendimiz. Bunlar ne oruç tutuyor diye sormuş. Demişler ki, Allah'ın Resulü bunlar Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçişini, kurtuluşlarının, kurtuluş günün orucunu tutuyorlar. O zaman Efendimiz bakın ne demiş. Efendimiz buyurmuş ki, Nahnu evla bi Musa minkum ya da minhum. Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Biz Musa'ya eğer bunu Yahudilere sormuş, onlar cevap vermişlerse minkum sizden daha yakınız. Evla kelimesi daha çok veli ediniriz, dost ediniriz, severiz demek. Biz Musa'yı daha çok seviyoruz. Biz Musa'ya daha yakınız. Musa bizim hamimiz, bizim hakim, bizim değer verdiğimiz yüksek yüce bir zat. Biz ona yakınız. O halde onun kurtuluşu olan günü, yani Yahudilerin Kızıl Deniz'den çıkış gününü, onların bayram gününü biz de kutlayalım. Ne yapalım? Oruç tutalım diyor. Ne oldu? Peygamber Efendimiz o gün de oruç tutuyor. Peygamber Efendimiz o günü değer veriyor. Neden? İçinde gerçekleşen olaydan dolayı. Şimdi biz Peygamber Efendimiz'in doğum gününe, miracına yani değer verdiğimiz zaman niye bidat işlemiş olalım? Peygamberimizin yaptığı bir şeyi yapmış oluyoruz. Peygamberimizin sünnetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu geçen bir rivayette, tabi hadis değil, Urve bin Zübeyir naklediyor. Muhtemelen başka kaynaklarda olayı nakleden rüyayı görenin Hazreti Abbas olduğu nakledilir. Hazreti Abbas kardeşi Ebu Leheb bir rüyada görür. Buhar'daki şekli Ebu Leheb'in yakınlarından birisi Ebu Leheb'i rüyasında görür muhtemelen. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra gerçekleşen bir hadise. Ebu Leheb'e sorar ne haldesin? Perişan haldeyim der. Perişan haldeyim der. Bir gün pazartesi günü bana ruhsat veriliyor. Azabım hafifletiliyor. O gün Süveybe'yi peygamber doğduğu için kendi kölesini, cariyesini azat etmiş. O gün sevinç, yani peygamberin doğduğu günde sevinç belirtisi olarak erkek yeğenim doğdu diye Süveybi'yi, cariyesini azat etmiş. İşte Allah bana o gün azabı hafilet, hafiletiyor diyor. Urve bin Zübeyir, sahabenin, tabinin büyüklerinden güvenilir bir tarihçi, güvenilir bir rahmi. Böyle subjektif bir şey anlatıyor, bir rüyayı anlatıyor. Fakat bir şey ifade ediyor. Bu rüyayı kim görmüş olursa olsun bu bir şey ifade ediyor. Yani peygamberin doğumundan dolayı sevinme, insanlara infakta bulunma, çocuklarınıza güler yüz gösterme, evinizi süsleme, masanızı süsleme, ikramda bulunma insanlara, diğer insanlara saygı gösterme, peygamberi anma, peygamberi anma, Ebu Leheb bile olsa, Ebu Cehil bile olsa o insanlara bir şeyler kazandırır. Peygambere yardımından dolayı Allah inanmadığı halde Ebu Talib'e cehennemin içerisinde en az azabı vereceğini Peygamber Efendimiz'in lisanıyla bize haber veriyor. Bu çok açık, çok açık bir hakikat. Bu hakikate karşı çıkmak, peygamberi almaya karşı çıkmak, peygamber düşmanlığıdır. Dini gecelere karşı çıkmak, dini dünyevileştirme, manevi boyutundan arındırma isteğidir. Çünkü din şuurla, yönelişle, insanların o duyguyu içlerinde duymasıyla hissedilen bir olgudur. Siz bunu yalnızca görünen, gözle görünen, yalnızca yapılan işlere hasrederseniz, sınırlandırırsanız, dinin o şuur yönünü, manevi yönünü dışlamış olursunuz. Bu şuuru daha yoğun bir şekilde duymamıza yardımcı olacak her şey. Yani takım ve işte kandil gecelerinde beraber insanların bir araya gelmesi, kutlaması, sevinmesi bunlar güzeldir. İyiye yardımcı olan, güzele yardımcı olan İyi hedefleri, güzel şeyleri gerçekleştirmeye vesile olan şeylerdir. Ama vesiledir, vesileye. Vesile olduğu kadar değer vermek lazım. Gayeye de, gaye ölçüsünde değer vermek lazım. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.